Çünkü bebek artık dünyaya gelmiş. Anneye ihtiyacı var. Süde ihtiyacı var. Annenin sevgisine, şefkatine ihtiyacı var. Dolayısıyla genelde çalışan bayanlarımız, hanımlar bu yöntemi tercih ediyorlar. Hmm. Şimdi yeni düzenlemede mesela yarı zamanlı bir çalışma sistemi getirildi. Hmm. Doğum yapan kadın çocuk sayısına göre yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren bunu kabul etmek zorunda mıdır? Kesinlikle kabul etmek zorunda. Hmm. Aksi takdirde çalışana yüklü miktarda tazminat ödemeyle karşı karşıya kalabiliyor. Hmm. Yani bu yeni bir uygulama olduğu için şu an çalışma hayatı içerisinde kadınlar bu uygulamayı henüz tam manasıyla kavrayabilmiş değil. Evet, gerçekten. İstirahat süreleri genel olarak uzun zamandan beri uygulandığı için genelde hanımlar işte 8 haftayı doğumdan sonraki süreleri biliyorlar. Şimdi bir de Sosyal Güvenlik Kurumu süt parası dediğimiz tek seferde ödediği 2018 yılı için 142 lira bir emzirme yardımı, süt yardımı yapmış toplu oluyor. Toplu para mı hocam? Tek seferde 142 lira anneye yani süt parası diye vermiş oluyor. Şimdi bir de bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana uygulanan Aile ve Sosyal Politikalar tarafından, Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen çocuk parası diye adlandırılan ya da çocuklara altın diye adlandırılan birinci çocuk için 300, ikincisi için 400, üçüncü çocuğu dünyaya getirmiş çalışan anneye veya çalışan babanın çalışmayan eşine 600 lira bir bedel ödüyor. Bu çok yaygın olmadığı için genelde vatandaşlarımız bunu atlayabiliyorlar, göz ardı edebiliyorlar. Bu paralar bunların annelerinin ak sütü gibi helal paralardır. Devletin kendilerine çocuk sahibini olmayı ya da çocuk dünyaya getirmeyi teşvik etmek amacıyla bir destektir. Evet, bunları devletten alıyor. Tabii, işverenden değil. İşverenden değil. Bunlar tamamen devletin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteğidir. Evet. Peki sorularımız gelmeye başladı sevgili izleyiciler. Ben o soruları da size yavaş yavaş sorayım. Mesela bir izleyicimiz diyor ki 37. haftada 9 Mart'ta işten ayrıldım. Evet. 37. haftada işten ayrılmış 9 Mart'ta. 8 Nisan'da doğum yaptım. İlk rapor paramı ne zaman ne kadar kesintili alacağım? Bir de anneanne bakacak bakım ücreti için başvuru yapabiliyor muyuz? Evet. Önce ilk soruyu cevaplayalım. Biz bir doğum parası alıyoruz. Evet, istirahat parası. İstirahat parası değil mi? Normal doğum gerçekleşmeden önce izne ayrıldıktan sonra bunu yine işveren vermiyor bize, devlet vermiyor. Veriyor. Evet. Çalıştığın yıl falan önemli mi hocam? Ne kadar çalıştığın? Hayır, doğumdan önceki 90 günlük sigortası varsa bu istirahat parasını alabiliyor. Yani az bir para da değil yalnız değil mi? Kesinlikle. Şimdi almış olduğunuz ücretin yani asgari ücretle çalıştığınızı varsayalım. Hı hı. Asgari ücretin brütünün %75'i size ödeniyor. Toplam kaç aylık ödeniyor? Yaklaşık olarak bugünkü rakamla asgari ücretle çalışan doğum yapmış bir anne 5000 liranın üzerinde bir para alıyor. Ya, bunun üzerine süt yardımı alıyor. Bunun üzerine çocuk sayısına göre 300, 400, 600 lira ekstradan bir para alıyor. Yaklaşık 6-7 bin liraya yakın asgari ücretle çalışan bir anne ilk defa çocuk dünyaya getirmişse devletten bu kadar bir para alabiliyor. Evet, bunu da unutmayın anne adayları. Peki bu anneannelerin bakması durumunda da yine bir ücret veriliyor ama burada çocuğun yaşı önemli. Evet. Değil mi herhalde, ya da bir de gelir düzeyi mi önemli? Burada tabii gelir düzeyi için önemli. Çalışanın asgari ücretin iki katından fazla gelirinin olmaması gerekiyor. Hı-hı. Bu uygulama pilot olarak uygulanan bir yöntem. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol neticesinde uygulanan, henüz Türkiye genelinde yaygınlaştırılmadı. Bu sene muhtemelen bunun üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Talep ciddi manada var, beklenti var. Muhtemelen Türkiye geneline yayılacak bir proje. Bu sadece 5-6 ilimizde pilot olarak uygulanan bir yöntem şu an.